Hoş geldiniz arkadaşlar. Kısacık bir aranın ardından geldim işte dostum, yüzün gülsün be. Yepyeni bir bölümle işte yine karşınızdayım. Bomba gibiyim, fişek gibiyim, zıplın gibiyim. Sizler nasılsınız, nasıl keyifler? Her şey yolunda mı? Afiyet misiniz? Göreceğiniz üzere önünde bir sürü aygıt var. Bir adet mikrofon, bir tane hard disk var şu şekilde, bir webcam, bir gamepad, bir mouse ve bir de klavye var. Bu aygıtların hepsinin bir ortak özelliği var. Hepsinin siyah olması dışında bir ortak özellikleri daha var. Bu aygıtların hepsini bilgisayarımıza USB port üstünden kabloyla bağlıyoruz. Hepsinin şöyle kablosunu alacak olursam gördüğünüz gibi muazzam bir kablo kalabalığı var burada. USB aygıtlarının oluşturduğu bu kablo yığınından bıktın mı benim gibi? Ya da annen bu ne evladım böyle her yer bağırsak gibi kablo diye şikayet mi ediyor? Ya da yıl olmuş 2021 neden hala bu kablolarla uğraşıyoruz mu diyorsun? O zaman bu video tam sana göre. Bu bölümde sizlere bütün bu USB aygıtlarını bilgisayarımıza kablosuz olarak bağlamaya ve hepsini kablosuz olarak kullanmamıza olanak sağlayan tek kelimeyle mükemmel harika bir çözümden bahsedeceğim. Perfecto. Ve huzurlarınızda Virtual Here. İyi de aga nasıl olacak bu iş? Virtual Here de ne? Nasıl çalıştıracağız? Nasıl kuracağız? Anlat, aydınlat bizi. Virtual Hear USB sinyallerini evimizdeki network'ü, ağı kullanarak kablosuz ve kayıpsız bir şekilde aktarmamızı olanak sağlayan bir USB over IP çözümü arkadaşlar. Yani bir başka ifadeyle evimizdeki network'ü koskocaman sanal bir USB kabloyu dönüştürüp bütün bu USB aygıtları bilgisayarımıza fiziksel olarak bağlamadan bu sanal USB kablo üzerinden tamamen kablosuz bir şekilde kullanabiliyoruz. Yani Virtual Here ile bütün USB aygıtlarımız, kablolu aygıtlarımız bir anda kablosuz oluyor. Boom! This is magic man! Virtual Here servisini çalıştırabilmemiz için bir server ihtiyacımız var. Bu server... İçinde OS işletim sistemi yüklü bir NAS Drive, Android bir cihaz veya aklınıza gelen herhangi başka bir server olabilir. Bir de bunların yanında Embedded yani gömülü sistem bir aygıtı da server olarak kullanabiliyoruz. İşte Embedded deyince aklımıza ne geliyor? Tabii ki Raspberry Pi geliyor. Peki YouTube Türkiye'de Raspberry Pi denince akla kim geliyor? Tabii ki ben, Maker Şefiniz. En çok bana soracaksınız. Saksı değilim ben. Ben Virtual Here Server olarak bu Raspberry Pi Zero W modelini kullanacağım. Neden bunu tercih ettim? Çünkü Virtual Here Server'dan başka bir hizmet, başka bir servis çalıştırmayacağım üzerinde. Çok yormayacağım Zero'yu. Böylelikle Raspberry Pi Zero W'nin performansı benim için yeterli olacak. Bir de maliyet kısmı var. Wi-Fi bağlantı özelliğine sahip en düşük maliyetli model bu olduğu için bunu tercih ettim. Ama sizin elinizde başka bir model vardır. Pek tabii ona da kurulum yapabilirsiniz. Tercih tamamen size kalmış. Bu arada maliyet demişken küçük bir detaydan bahsetmek istiyorum arkadaşlar size. Virtual Hero'nun full sürümünün 50 dolar gibi bir ücreti var. Bakın ne, 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 bunlar? tamam hemen kızmayın üzerime gelmeyin açıklayabilirim lisanssız sürümü de var. Bedava tabii ki bu. Peki ne fark var lisanssız sürüm ile lisanslı sürüm arasında? Bir tane USB aygıt bağlamak benim işimi görür diyorsanız, sadece böyle bir şeye ihtiyacınız varsa lisanssız sürümü hiçbir bedel ödemeden, ücret ödemeden alıp kullanabiliyorsunuz ama birden fazla USB aygıt bağlama ihtiyacınız varsa kablosuz olarak lisanslı satın almanız gerekiyor. Virtual Here'ın sitesinden gidip satın alabiliyorsunuz. Virtual Here geliştiren arkadaş Michael, kendisiyle birebir irtibat kurdum, yazıştık. Buradan ona bu muhteşem çözüm için teşekkür etmek istiyorum. önce. Öncelikle hey Michael, thank you very much for the perfect solution. Her şeyden bahsettiğimize göre yavaş yavaş artık kurulum ve test adımlarına geçebiliriz. Ama geçmeden önce son bir işim daha var. Pi Zero W bu şekilde çıplak olarak kullanmak istemediğimden Think iVerse'den hazır bir case tasarımı indirdim. 3D printer'ımdan da onları bastım. Şöyle iki tane parça var elimde. Şimdi ben bunların montajını yapayım. Ondan sonra gidelim yavaş yavaş kurulum ve test adımlarına hep beraber bakalım neler olacak. Hiç merak etmeyin montaj çok uzun sürmeyecek. Oye, oh yeah, this is magic. Yapacağımız ilk iş tabii ki microSD karta bir OS işletim sistemi kurmak. Raspberry Pi OS kurmak için Raspberry Pi Imager'ı çalıştırıyoruz ve işletim sistemi bölümünde diğerleri kısmında yer alan Lite versiyonunu seçiyorum ben. Çünkü ben Raspberry Pi Zero W'ye kuracağım. Çok fazla yormak, uğraştırmak istemiyorum onu. Yalnız siz Pi 3B+, Pi 4 gibi daha güçlü bir modeli kurmak isterseniz Full OS'te kurabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yok teknik olarak ama maliyeti arttırmış olursunuz. Ben Pi Zero W üstünde sadece Virtual Here çalıştıracağım için başka bir şey çalıştırmayacağım için yormayacağım yani onu. O yüzden de light benim için yeterli olacak. Ve gelişmiş ayarları yapmak için Advanced menüye erişme, erişmemiz gerekiyor. Bunun için de Ctrl Shift ve X tuşlarını aynı anda basarak gelişmiş menüye erişim sağlıyoruz. Burada Set Hostname kısmında Herhangi bir isim vermemiz gerekiyor. Ben burada zero hub diyorum. Ve SSH bağlantı için enable SSH'ı aktif etmemiz gerekiyor. Bunu buradan aktif ediyorum. Password alanında da Pi kullanıcısı için default şifre olan Raspberry yazıyorum. Default olarak bırakıyorum yani siz burada kafanıza göre bir şeyler yazabilirsiniz. Bir sonraki adımda Wi-Fi bağlantısı için gerekli ayarları yapmamız gerekiyor. Configure Wi-Fi dedikten sonra buradan bağlanacağımız ağın SSID adını ve şifresini seçmemiz gerek girmemiz gerekiyor. Ben ev ağıma ait bilgileri giriyorum buradan. Ardından da Türkiye'de olduğumuz için Wi-Fi Country kısmından TR'yi seçmemiz gerekiyor ve Time Zone'dan da İstanbul'u seçiyorum buradan gördüğünüz gibi. Ardından da Save diyorum ve bütün ayarları kaydedip bu menüden çıkıyorum. SD kart kısmından kurulum yapacağımız SD kartı göstermemiz gerekiyor. Burada çok dikkat edin. Doğru yeri gösterin. Yoksa data kaybı, veri kaybı yaşayabilirsiniz. Aman dikkat. Buradan SD kartı gösteriyoruz ve yaz diyorum ve boom. OS imaj yazma işlemi başladı. İmaj yazma işlemi tamamlandı. Bir sonraki adımda microSD kartı Raspberry Pi'ye takıp onu enerjilendirmemiz gerekiyor. Şimdi o işleri yapalım. Evet enerjilendirdikten sonra da SSH protokolü üstünden paya bağlanmak için DHCP protokolü tarafından ona atanan IP'yi öğrenmemiz gerekiyor. Bu farklı farklı yöntemleri olan bir işlem. Ben burada bir monitör, klavye, mouse bağlamak yerine modemimin arayüzüne erişeceğim ve DHCP ayarlarından Raspberry Pi'ye atanan IP'yi öğreneceğim. O da işte burada. Zero Hub ve IP adresi de 43'müş. Bunu bir kenara not alalım. Bu arada küçük bir hatırlatma. Benim modemim Netmaster marka. Arayüz erişim için gerekli IP 192.168.0.1. Modemin arayüzüne erişim markadan markaya hatta modelden modelde farklılık gösterebilir. Siz de modeminizin markasına ve modeline göre ufak bir araştırma yaparak arayüz erişim için gerekli IP adresini çok kolayca öğrenebilirsiniz. Ardından da PuTTY adlı SSH bağlantı programını açıp payın IP adresini girerek open diyorum. Kullanıcı adı ve şifre soruyor. Varsayılan kullanıcı adı pay ve şifre raspberry'di hatırlarsınız öyle bırakmıştık. Ve SSH bağlantısı için Tıklıyorum. SSH bağlantısı başarılı bir şekilde kuruldu. İçeride misin? İçerideyim. Şimdi OS kurduk. SSH ile Pay'a bağlandık uzaktan. Sıra geldi Virtual Here Server kurulumuna. Burada Pay'a Virtual Here USB Server kurmak için Virtual Here com adresini bir ziyaret etmemiz gerekiyor. Ve USB Servers kısmından Linux USB Server bölümünden Raspberry Pi için uygun olan sürümü bulup buradan Sağ tıklıyorum ve bağlantı adresini kopyalıyorum. Ardından da bir terminal penceresi açıyorum ve terminal penceresinde komut satırına wget komutuyla beraber bağlantı adresini yapıştırıyorum ve gerekli paketleri indirmeye başlıyor. Bu arada merak edenler için wget webten bir şeyler indirmemize olanak sağlayan bir linux komutu yani webget gibi düşünebilirsiniz. Kurulum için gerekli VHVHUSBDRM adlı paket kısa bir süre içinde indi gördüğünüz gibi. Şimdi bu paketi executable yani çalıştırılabilir hale getirmek için chmod artı x VHVHUSBDRM komutunu çalıştırıyorum. Artık executable oldu. Şimdi Virtual Here USB Server servisinin açılışta otomatik olarak başlatılmasını istiyorum. Ben de uğraşmak istemiyorum. Bunu yapmak için de sudo nano etc rc.local komutunu çalıştırıyorum ve ilgili dizindeki rc.local adlı text dosyasına edit modda erişim sağlıyorum. Aşağılara doğru geliyorum ve exit komutundan hemen önce hompy vhusbd b end komutunu ekliyorum burada. Dediğim gibi otomatik başlatması için Pyhena her enerjilenir, her açıldığında otomatik olarak bu servis çalıştırmasını istediğim için yapıyorum bunu. Bu da tamam. Çıkmak için Ctrl X diyorum ve değişiklikleri kaydetmek istiyor musunuz diyor. Yes yani Y'ye basıyorum ve evet diyorum. Artık her şey tamam. Bir de double check yapalım. ls komutuyla dosyaları listeliyorum ve var usb yerli yerlerinde görünüyor burada. Şimdi sistemi reboot edersek, yeniden başlatırsak servis otomatik olarak başlayacak. Herhangi bir problem yok ama biz yapmayalım bunu manuel olarak başlatalım. Ekranda gördüğünüz komutu girerek de servisi manuel olarak çalıştırabilirsiniz. Ben de böyle yapacağım şimdi. Ve servis sorunsuz olarak başladı. Arka planda çalışıyor. Herhangi bir problemimiz yok. Süper. Şimdi Raspberry Pi tarafında yapacaklarımız bitti. Peki ana bilgisayarımıza yani USB aygıtlarımızı bağlamak istediğimiz bilgisayarda neler yapacağız? Benim için bu Windows PC. Ben Windows PC'de çalışıyorum. Bu yüzden de virtualhere.com'a gidiyorum. Ve buradan e, Client kısmında farklı işletim sistemleri için Client seçenekleri var gördüğünüz gibi. Doğru sürümü seçmemiz gerekiyor. Benim makinem 64 bit Windows olduğu için uygun sürümü seçiyorum. Siz de kendi sisteminize uygun sürümü seçin buradan. İndirme tamamlandı. Şimdi bunu buradan masaüstüne bir alalım. Hatları karışmasın. Server ve Client tarafında yapacağımız her şeyi yaptık. Her şeyi hallettik. Artık yavaş yavaş testlere geçebiliriz. Ama testlere geçmeden önce Virtual Here hakkında size birkaç şeyden bahsetmek istiyorum. Daha önce de söylediğim gibi tek bir USB aygıtı için kullanımı tamamen ücretsiz. Aklınıza varsa böyle bir şey, nasıl çözerim dediğiniz bir şey varsa alıp ücretsiz bir şekilde kurup kullanmaya başlayabilirsiniz bu adımları izleyerek. İkinci olarak birazdan birçok aygıtı bağlayarak testlerini gerçekleştireceğiz ama Mike yine de kullanım alanını bir sordum. Farklı kullanım alanları var mı diye öğrenmek istedim. Kendisi de bana daha çok PC ve Cloud Gaming kısmında gamepad'ler, uçuş kontrol setleri, direksiyon setleri gibi Bağlantı, aygıtların bağlantılarını yapmak için Virtual Here'ın tercih edildiğini söyledi. Gönül isterdi ki bizim de Logitech marka bir direksiyon setimiz olsun. Onu da burada deneyelim, gösterelim size ama maalesef yok. Zaten Logitech'te sponsor olmadı. Abone sayımız şu an yeterli değil. Belki ileride olur. Anladınız siz onu. Yine daha önce bahsettiğim gibi Steam Link sürümü de var bu Virtual Here'ın. Böylece PC'nizde oynadığınız oyunu aynı ağa bağlı ultra süper hüber iber büyük ekran televizyonunuza aktarıp orada oyun kontrolcülerinizle PC'nize Virtual Here server üzerinden kablosuz bir şekilde bağlayabilirsiniz. Nokta atışı bir çözüm arkadaşlar bu uygulama için. Virtual Here'ın Steam Link sürümünün de tek aygıt için bağlantı ücreti 23 TL. Aygıt sınırını kaldırmak için bir DLC satın almanız gerekiyor. Onun fiyatı da 18,5 TL. Michael bunların dışında ayrıca bir de farklı bir kullanım alanı olarak amatör radyoculuktan bahsetti. Adamlar amatör radyolarını bu şekilde bağlayıp bilgisayarlarına uzaktan konfigürasyonlarını yapıyorlarmış falan filan kullanıyorlarmış bu şekilde. Bunların haricinde diğer kullanım alanları nedir diye merak ediyorsanız Virtual Here sitesinde buna ait bir bölüm var. Orayı ziyaret ederek işte blog yazıları, makaleler, YouTube videoları gibi insanların Virtual Here kullanarak yaptığı çözümleri inceleyebilirsiniz. Her şeyi hallettik. Bütün her şeyi de söyledim size Virtual Here hakkında. Şimdi artık az laf çok iş gidelim test yapalım bakalım. Gerçekten de Virtual Here başarılı bir şekilde çalışıp bütün bu kablolu USB aygıtlarımızı kablosuz olarak kontrol etmemize olanak sağlayacak mı? Let's go to test! Kurulum adımlarında sorunsuz bir şekilde tamamladığımıza göre şimdi test zamanı yapacağımız ilk iş tabi ki Bu Raspberry Pi Zero W'ya işletim sistemi Virtual Here Server kurulumu mikro Micro SD kartı takmak olacak Şuradan takıyorum Enerjilendireceğim ama enerjilendirmeden önce bilgisayardan Virtual Here Client uygulamasını açıyorum Şu anda gördüğünüz gibi USB hub'sının altında herhangi bir şey yok ama enerjilendirdiğimden, enerjilendirdikten bir süre sonra bu zero boot olacak ve network'e bağlanacak. Bağlandığı anda bizim orada USB hub'sın altında görüyor olmamız lazım. Ben enerjilendirmek için şöyle bir power bank kullanacağım. Bir adaptörde, güç adaptörü de kullanabilirsiniz. Herhangi bir fark yok. 2-2,5 amper bir şey olması yeterli. Şimdi verdim enerjiyi. Bakalım USB hub'sın altında gelecek mi boot olduktan sonra. Bir 30-40 saniye sürüyor. Bekleyelim. Boot oldu. Başarılı bir şekilde network'e bağlandı. Client uygulamasının altında Raspberry Pi Hub şeklinde görüyoruz. Buradan statüsü de yeşil. Yani şu an aktif durumda çalışıyor. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Artık bu, buraya cihaz bağlamak için, USB aygıt bağlamak için hazır. Ama şuradan bunu sağ tıklayıp Auto Use All On This Hub diye bir seçenek var. Şu an ben de bu seçili. bunu bir deaktif ediyorum. Birazdan anlatacağım farkını. Şimdi artık bir test yapalım. Önce bir Flash drive bağlayalım. Şöyle 4 GB'lık bir flash disk var bende. Geliyorum ve bu arada şunu da söylemem lazım. Pi Zero üzerinde USB Type A bir port yok. Type C'den Type A'ya dönüştürmek için şöyle bir kablo kullanacağım. Şuradaki Type A portuna bu flash drive'ı bağlıyorum. Bağladığım anda Burada USB flash disk olarak görünüyor ama şu anda aktif değil. Az önce bir seçenek kapatmıştık ya. Yani o herhangi bir USB aygıt bağlandığında otomatik olarak aktifleştir, kullanılabilir konuma getirdi. Ben onu kapattım. Şöyle yapmam gerekiyor manuel olarak. Bunu çift tıkladığım anda USB flash diskin üstünde çift tıkladığım anda bakın in use by you yazıyor. Artık kullanımda demek bu. Zaten hemen Windows PC'mde algıladı. Flash'ı şurada görüyorsunuz. E sürücüsüne gelmiş. Şu şekilde duruyor. Çıkartıyorum. Gitti. Takıyorum. İnanılmaz bir hızla geldi buraya. Çift tıklıyorum. In use by you diyor ve otomatik olarak e sürücüsüne geliyor. Şimdi çıkartacağım ve şuradan sağ tıklayıp Raspberry Pi Hub'ı auto use all on this hub yani herhangi bir cihaz bağlanında otomatik olarak onu kullanılabilir duruma getir dedim. Şimdi artık bir şey yapmama gerek yok. Tek yapmam gereken flash drive'ı buradaki USB portuna takmak ve gördüğünüz gibi otomatik olarak in use by you dedi ve burada da göründü. <laughs> USB flash'ımız sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Şimdi hemen başka bir şey test edelim. Şunları bir kapatalım. Bir de kamera test edelim. Bir webcam'im var elimde. Şunu da kapatacağım. Bir webcam'im var elimde. Logitech C525. Şuraya koyuyorum ve bunu USB portundan bağlıyorum. Bağladığım anda HD Webcam C525 otomatik olarak burada görüyor. In use by you diyor. Bakalım gerçekten çalışıyor mu? Bir kamera uygulamasını açalım. Şuradan kamerayı değiştireyim. Evet. HD Webcam C525 şu anda görüntüyü aktarıyor. Şöyle setup'ımı göstereyim size. İnanılmaz değil mi ya? Baksanıza görüntü aktarımızına falan. Hiçbir takılma yok. Yani gayet iş görüyor. Böyle bir ihtiyaç olursa mesela görüntüyü evde mesela bilgisayara bağlı kalmadan bir yere aktarmak istiyorsunuz. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Gayet de başarılı. Kamera da sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Evet. <laughs> Hiçbir sıkıntı sorun yok. Klavye ve mouse'u test edelim sırayla. Önce mouse'u test edelim. Bilgisayarıma bağlı kullandığım klavye ve mouse'um Şimdi bunların kablosunu buradan çıkartacağım. Hop. Zaten gördüğünüz gibi ışıkları falan söndü. Gitti artık bilgisayarıma bağlı değil hiçbir şekilde çalışmıyor görüyorsunuz. Şimdi önce mouse'u test edelim. Şu mouse'un kablosu zaten mavi siyah belli oluyor. Şuradan aldım ve bunu buraya taktım. Server üstüne. <laughs> USB Laser Game Mouse in use by you. Hemen geldi. Zaten mouse'um da artık çalışır durumda. Hiçbir problem yok. İnanılmaz ya. Valla süper. Şöyle yakından göstereyim size. Bir tane web sitesi açalım. Siemens IoT'nin web sitesini açalım. Ve scroll ile göstereyim size Gecikme var mı yok mu siz buradan Anlayın hiçbir gecikme olmadan sanki bir mouse'um gerçekten Kablolu bir şekilde bilgisayarıma bağlıymış gibi çalışıyor arkadaşlar Muazzam Bir de sağ tık testi yapalım Bakın Tıkladım 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 Anında tepki şipşak Süper Mouse da tamam şimdi mouse'u çıkartacağım ve bunu fiziki olarak tekrar bilgisayarıma bağlayacağım Şimdi klavyeyi test etmek istiyorum klavyenin kablosunu bağladım. Ve burada USB keyboard in use by you dedi zaten. Ve klavyemin ışıkları yandı. Artık çalışıyor. Şöyle göstereyim size. Bir tane Word dosyası açacağım şuradan. Bir harfe basıyorum. Bastım. Muazzam bir şekilde sıfır gecikmeyle sanki gerçekten de Fiziksel olarak bilgisayarıma bağlıymış gibi çalışıyor klavyem. Çok ilginç. Michael çok başarılı yapmışsın dostum. Gerçekten harika. Ellerine kollarına sağlık. Süper olmuş. Böyle bir ihtiyaç varsa çok rahat bir şekilde. Hem de sadece Pi Zero yaklaşık 100 lira falan bir bedeli var. Tek bir USB aygıtı. Böyle uzaktan kablosuz olarak kullanabiliyorsunuz. Harika. Şimdi bunu da kapatacağım. Tamam şimdi bir de Gamepad test edelim. DualShock 4 var elimde. PlayStation'da kullandığım DualShock 4 var. Bunu kablolu bir şekilde bağlayacağım. Yani virtual here server'a bağlayacağım ve bakalım tanıyacak mı? Wireless controller in use by you. Gördüğünüz gibi buraya geldi. Sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Bak bir de oyun oynamayı deneyelim. Mesela Steam'den şöyle bir oyun açayım. PES bakalım. Mesela PES'e girelim bir oynamaya çalışalım. Şu anda kablo virtual here server'a gidiyor bilgisayara bağlı değil. Bakalım gamepad'imiz çalışacak mı? Oyunda açıldı bu arada. Basıyorum, tepki veriyor. Çalışıyor. Evet, harika. Bir sorun yok gibi görünüyor. Şimdi bir de bir maça gireyim hızlıca. Maçta tepkilerine bir bakalım. Yani fiziki olarak bilgisayarımıza bağlandığında ya da virtual here server'a bağladığımızda bir fark oluyor mu? Bir gecikme, lag, bak, çatlama, patlama oluyor mu? Onu test edeceğiz şu anda. Hemen hızlıca bir maça gireceğim bunun için. Rastgele bir takım seçeyim şuradan. Y ile 2 3. Alanya Spor'la 2 3. Yeni Malatya Spor karşı karşıya geliyor. Hemen başlama vuruşu dedim ve maça başlıyoruz. Ya bu şekilde daha önce de söylediğim gibi Steam Link üzerinde de bir versiyonu var Virtual Hero Server'ın. Eğer Steam Link kullanıyorsanız yani bilgisayarınızdaki oyunları uzak bir yerde çalıştırıyorsanız kablosuz olarak da bir kontrolöre ihtiyacınız oluyorsa bu sürümünü indirip Virtual Hero'ı rahatlıkla kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet bakalım Evet tepkiler hiç gecikmesiz. Bakın aynı sanki hiç sıfır gecikmeyle bilgisayarıma bağlı gibi <laughs> oyuna kaptırdık kendimizi yine. Bakalım hemen şuradan. Müdahale harika. Defans araya giriyor. Kaleci de top. Serkan kırıntılı. Fer. İleri doğru hareketlen Tıkma arkadaşına baktı. Şimdi kaç dedi. Aradan atmadı. Uuu çok sert bir müdahale o. Bakın adam değiştiriyorum. Gecikme siz bakın var mı yok mu? Bence yok harika. Oyuna da kaptırmayalım kendimizi. Hop. Gamepad testimiz de sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Şimdi bunu çıkartayım buradan. Hiçbir gecikme olmadan oyunumuzu da başarılı bir şekilde oynadık. Şimdi burada kalsın. Şimdi bir de mikrofon test etmek istiyorum. Şu an kullandığım yaka mikrofonu kablolu olarak bilgisayara bağlı ve ben bu durumdan şikayetçiyim. Ben gerçek hayatta da bu projeyi bu şekilde kullanacağım. Yani kabloyu bilgisayardan sökeceğim ses kartını ve buradaki Raspberry Pi içinde yüklü olan Virtual Hero Server'a bağlayacağım ve o şekilde kablosuz olarak kullanacağım. Şimdi bunu bir test edelim. Bakalım çalışacak mı? Şu anda ses kaydını kapatmam gerekiyor. Bilgisayardan sökeceğim. Benim sesimi kameradan duyacaksınız. Verdiğim rahatsızlıktan, geçici rahatsızlıktan ötürü özür diliyorum arkadaşlar. Şimdi şunu bir durduralım ses kaydını. Ve ses şu anda kameradan geliyor. Şunu bir kaydedelim ses kartını bilgisayardan söktüm. Şöyle göstereyim size. Şöyle bir ses kartı. Ve bu da yaka mikrofonumun 3.5 mm jack girişi. Bunu buraya takacağım mikrofona. Mikrofon olduğu yere. Ve bunu da buradan Pi Zero'ya bağlayacağım. Bakalım bana müsaade edecek mi? Işık yandı ve USB audio device şeklinde göründü. Yaka mikrofonum şu anda wireless olarak kullanmama izin verecek gibi görüyor. Şuradan hemen bir Audacity açalım. Normalde burada mikrofon kısmında C922 web kameramın mikrofonunu görüyor. Şuradan görüyorsunuz mikrofon 8 USB audio device. Allah <laughs> süper gördü. Şimdi bunu tıkladım. Şimdi ses kaydımı artık yaka mikrofonumdan devam edeceğim. Kayıt tuşuna bastım ve şu anda ses kaydımı artık yaka mikrofonundan yapıyorum. Tamamen kablosuz bir şekilde sesimi aktarıyorum. Herhangi bir gecikme var mı yok mu onun testini yapıyorum. Bilgisayarımla bir bağlantı yok. Ve gördüğünüz gibi buradaki USB ses kartı bizim Virtual Here Server üzerinden USB sinyallerini network'ü kullanarak bilgisayara aktarıyor. İlginç bir şekilde bu da çalıştı. Artık bir wireless mikrofonum var benim de bu arada. Çok mutluyum. Hey hey yaşasın. Bu testi de burada sonlandıralım. Evet arkadaşlar benim elimdeki USB aygıtlar bu kadar. Hepsini denedim. Hiçbirinde bir problem yaşamadık. Sorunsuz bir şekilde çalıştı. Şimdi veda vakti. Böylece bir projenin bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Virtual Here hakkındaki Görüşleriniz, yorumlarınız nedir? Yazın aşağıya merak ediyorum gerçekten. Ya da aklınızda canlanan proje fikirleri varsa ya evet ben de şöyle bir çözüm için kullanabilirim bunu dediğiniz fikirler varsa yine onları da yazın. Böylece topluluk içerisinde bir fikir alışverişinde bulunalım hep birlikte. Veda etmeden önce sizlere bir sürprizim var. Takipçilerimden birine Virtual Hero'nun tam lisanslı full sürümünü hediye etmek istiyorum. Bunun için bir çekiliş düzenleyeceğiz. Çekilişe katılım şartları oldukça basit. Ultra süper muhteşem mega mükemmel über projeler ürettiğim bu kanala abone abone olmak ve Virtual Here hakkında görüşlerinizi veya proje fikirlerinizi belirten bir cümlede olsa bir yorumu aşağıda yorumlar kısmına yazmak olacak. Yapacağımız çekilişte random yorum atan biri çıkarsa bunları dikkate almayacağız veya çıkan isim kanala abone değilse çekilişi tekrarlayacağız. Şimdiden söyleyeyim sonra karıl kırılmacı, darılmacı olmasın. Beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz. Bir Twitch kanalımız var orada oyunlar oynuyoruz, muhabbet ediyoruz veya Instagram'dan zaman zaman projelerimle alakalı paylaşımlarda bulunuyorum ya da Discord sunucumuza gelip direkt olarak doğrudan ben ve ekibimizle sohbet edebilirsiniz. Sorularınız varsa direkt olarak bana veya arkadaşlarımıza yöneltebilirsiniz. Ya da yaptığımız etkinliklere doğrudan katılım sağlayabilirsiniz. Aktifiz orada da bekleriz. O zaman bana müsaade arkadaşlar. Ben yavaştan kaçıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Takipte kalın. Hoşçakalın.